Tahareleku mevs semavati vel ardi cemiyan diyor. Yer ve gökteki her şey size hizmet ediyor. Hakikaten her şey sana hizmet ediyor. Bütün bunlara rağmen vahiyden yoksun olan bu insanın kurtuluş yolunu, mutluluk yolunu sırf akılla, aklıyla bilemeyeceğini de biliyor. Evet. Ha. O zaman bu vahiy, bu aklın yanına insana bir de vahiy veriyor. Tamam. Vahiy verdi. İki kanatlı oldu bu insan. Hı hı. Ama geliyor ki insan kabına sığmıyor. Bakıyorsunuz bir tarafta aklı kullanarak vahiy dışlıyor. Bir taraf vahye sarılacağım derken aklı dışlıyor. Aklı dışlıyor. Ha. Dolayısıyla tek ayaklı yaşama medeniyetini, hayatını bu şekilde sürdürmeye çalışıyor. Ve bu din anlayışları, vahiy anlayışları toplumlarda gittikçe yozlaşır. Bid'atlerle, hurafelerle, saptırmalarla, çıkarcıların oyunlarıyla, bunların şu bu falan girişimleriyle, yabancı kültürlerle bu din evet. anlayışları gittikçe bozulur, bulanır ve artık insanlara hayat vermiyor, hastalık saçıyor. Evet hocam. Ve bu vahiy, bakın o cahiliye toplumundan saadet toplumunu çıkarırken ve o toplum 2-3 asır içerisinde tarihin en güzel medeniyetlerinden birisini kurduğu halde bu vahye sahip olan Müslümanlar bugün dünyanın en perişan toplumlarıdır. Evet hocam. En geri toplumlarıdır. İşte bunun sebebi hocam Heh. Genel olarak nedir? Niye? Çünkü biz vahiy bozduk. Yani vahiy bozduk derken din anlayışımız bozuldu. Vahiy duruyor Allah'a şükür. Duruyor, Allah'ın evet. koruması altındadır. Vahiy duruyor kap arasında. Fakat bizim onu anlamamız bozuldu. Onu algılamamız bozuldu. Onu uygulamamız bozuldu. Efendim ona sarılmamız bozuldu. Onu kendimize rehber edinmemiz bozuldu.